Herkese merhabalar arkadaşlar ve yeni arabamla birlikte. Model Mercedes C280. Biraz kozmetik sorunları var ama yavaş yavaş tamir edeceğiz. Bu arabayı ucuza da almadım. Canım istediği için aldım. Mercedes olduğu için aldım. Mercedes mi almayacağım canım ya? Dünyaya zaten bir kere geliyoruz değil mi? 3.0 benzinli bir motora sahip. 6 silindirli. Ve gördüğünüz gibi formatik, yani 4 çeker. Beni en çok üzen şey ise 5 ileri vitesi olması, 5 ileri otomatik. Nedenini birazdan anlatacağım. Bu araba 2000 yılı ve 2007 yılları arasında üretildi. Bu 2007 kasa, yani son kasası. Bundan sonra bu kasa geliyor. Yine Amerikan Mercedes olduğu için Avrupa Mercedesleri arasında estetik farkı var. Şimdi bir öne doğru geçelim. Sararmış, solmuş farlar. Radyatör olmayan eksik bir ızgara var. Kırık markerlar ve çizilmiş tampon. Ama bunların hiçbir önemi değil. Hadi sararmış farları bir şekilde hallederim. Diş macunu falan. Jilayla. Dün akşam yaptım. Şunu silikonla tutturmak zorunda kaldım. Biraz kötü duruyor şimdilik ama onu da düzelteceğiz yakında. Tampon ızgarası sipariş ettim. O da gelecek yakında. Dün akşam bir de LED farlarını taktım. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Yani araba gördüğünüz gibi Mercedes. Zaten dışı da fena durmuyor şimdilik. Hızlıca bir yanına geçelim. Şimdi bizi ilk karşılayan şey şu yandaki LED sinyal lambalarının olması. Hem de aynı üzerinde. Krom kapı kolları. Yine bir krom detayı var. Dediğim gibi birkaç tane boya hatası var. Onların hepsini düzelteceğiz. 16 inç jantlar. İşte. Jantlar biraz daha güzel olabilir miymiş? Olabilirmiş. Hatta bir de bakalım lastiğe neymiş. 205'e, 55'e, 16 ve o. Made in Turkey. Hemen arkaya geçelim. İşte bu. Bayılıyorum şu stop lambalarına. Bu üçgen tasarım çok hoşuma gidiyor gerçekten. Benim gözüme ilk çarpan şey bu arada. Kapıyı açtım, zaten karşılaştırabilirsiniz şu an. Yeşil renkli, camın rengi değişik. Tam böyle güzel bir renk dokusu var camlarda. Krom bir detayı mevcut aşağıda. Bagajı elle açıyorsunuz. Öyle açtık. Biraz bagaj dağınık tabii. Kusura bakmayın. Yani büyükçe bir bagaj tabii, 340 litre. Hacimli bir bagaj. Yine bunu açması, evet, şöyle açılıyormuş. Evet, altında yedek lastiği var. Onun haricinde burada tuğullarını gösteren bir ibare var. Demek ki tam altında kalıyormuş. Bu ne ya? Arabayı çift egzoz zannettim. Egzoz delik. Burada arka koltukları yatırmak için mandalları mevcut. Bagajı kapattık. İçine doğru yavaş yavaş gelelim. Evet. Bu arada arabanın arkasını ilk defa oturuyorum. Alındığı günden beri. Dediğim gibi daha 2 gün önce aldım arabayı. Temizledim birazcık çamaşır suyuyla. Çünkü gördüğünüz gibi içeri beige, krem rengi. Temizlemesi gerçekten çok zor. Ve işin en kötü tarafı, halıları da beige renkli, krem renkli. Yani yağmurda, çamurda. Bakalım bu arabayı nasıl konacağız biz. Unutmadan da boyutlarına geçeyim. Arabanın uzunluğu 4,5 metre. Yüksekliği yaklaşık 1,5 metre. Genişliği ise 173 santim. 62 litre benzin deposu var. Daha arabayı fullemedim. Normal bir araba, regular benzinden alırken, en ucuz benzinden alırken, premium serisi arabalar ne yazık ki premium benzin alıyorlar. 93 oktan almak zorundayım bu araba için. Murphy gaza geldik. Bakalım burada depoyu fulleyeceğiz. Ne kadara mal olacak? 93 alıyoruz arkadaşlar. Mecburuz. Arkadaşlar, 62 dolara fullenmiş oldu. Koltuk var, yanlar gerçek deri. Hissinden anlayabiliyorsunuz. Çok yumuşak bir dokusu var koltukların. Çok yumuşak. Ve süngerleri de öyle. Ve arkadaşlar, kaç yaşında oluyor bu araba? 2007, yani 15 yıllık bir arabaya göre çok diri ya.
Çok diri. Valla ne kadar şanslıyım ki ne bir ezilme ne bir yırtık. Derilerin üzerinde herhangi bir deformasyon yok. Gayet güzel. Tabii ben bu koltukları önce bir çamaşır suyuyla temizledim. Ardından da deri temizleyici bir sprey ile temizledim. Yani şimdilik bu kadar bir işlem yaptık üzerinde. Gerçekten bu arabayı kullanmak için, sadece kullanmak için değil, yolcu olmak için bile çok titiz biri olmak gerekiyor. Arabaya ayakkabılarla binmek. Hatta ayakkabılarını çıkar, pijama terliğini giy, öyle bin bu arabaya. Hep böyle içi bu renk olan bir arabaya sahip olmak isterdim. Ve oldu. Evet, oturuşa geçelim. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlanmış. Diz mesafesi beklemeyin. Gerçi ben biraz fazla yaslamışım koltuğu da. Sadece dizlerimizi rahat ettirmek için şuraya bir tane oyuk yapmışlar. Dizleriniz oraya konumlanabiliyor ve dizleriniz bu sayede oraya çarpmıyor. Şu ortaya geldiği zaman ama tabii çarpıyor. Çirkin denebilecek arka ceplikleri var arabanın. Gerçekten de şu an ilk defa açtığım için gırç gırç diye ses yaptılar. Buraya baktım, bir arkada elektronik perde var. Birazdan size göstereceğim. Şu koltukların kafalıkları kalkıyor bu şekilde. İsterseniz bir tuşla indirebiliyorsunuz ya da öndeki tuş sayesinde hepsini hop indirebiliyorsunuz. Burada bir buton varmış da, ha size de göstereyim. Burada kancalar mevcutmuş. Arkada iki tane hoparlörümüz var. CS turnalarında konumlandırılmış iki tane airbag var. Herhangi bir tutup çekme yeri olmadan düz bir kol dayaması var. Evet, bardaklığı yok. Bardaklığı yok. Olmaz olur mu? Fişek. İçleri de biraz böyle oynuyor. Sanırım bu yolda giderken dökülmeyi engellemek için yapılmış bir sistem. Şu yanları kauçuk, bardağınızı tutması için. Ya şu biraz daha küçük, şu biraz daha büyük. Evet, aralarında boyut farkı var. Bir daha yapacağım, çok hoşuma gitti. Evet, bir yana geçiyorum. Daha doğrusu geçemiyorum. Doğru, kafanız çarpabilir. Artık o olacak o kadar da. Büyük mü büyük bir şaft tüneli var. Hem büyük hem de geniş. Çünkü neden? Bu araba 4x4, yani 4 çeker. Zaten ortaya da kimseyi oturtmayınız. Ayakları halı bölümüne çarpar falan. Bence bu araba 4 kişilik iyi. Böyle gidersiniz. Havalandırma menfezlerine baktık. Ayarlanabilir bir menfez var. Burayı açtım. Burada bir tane tabii çakmaklık. Ha, çakmaklık var ve küllük var. Kapılarda gayet hoş detaylar var. Çok güzel bir maun detay var burada. Hissiyatların çok güzel ya. Şurada yine yumuşak malzemeler var. Aga çok iyi ya. Yumuşacık ya. Vay arkadaş. Bir krom kapı detayı var. Cam indirme kaldım butonu burada. Ve bu camlar tam açılıp tam kapanıyor. Yani sonuna kadar iniyor. En diğer şey ise aydınlatmaları. Tabii buradan kontrol edilen bir aydınlatması yok sanırım. Önden kontrol edilecek. Hadi bakalım, öne geçelim. Tabii arabanın içinden önce ne yapmak lazımdı? Unuttum. Motora bakacaktık. Şimdi motora bakmak için şu aşağıya eğildik. Aşağıda kırmızı bir tane yer var. Bunu aşağıdaymış. Hop açtık. Arabanın kaputunu açarken şuradaki şey biraz zorluyor tabii bizi. Çektik. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane amortisörlü sistem. Tabii Mercedes olacak o kadar da. Arkadaş şu motora bakın. Motor kapağına bakın. Motor kapağı bile yani diyor ki işte ben buradayım. Evet arkadaşlar, 3 litre hacimli, üstten egzantrikli V6 motor. 24 valve. 6000 devirde 228 beygir güç veriyor. 2700 devirde 299 Nm torku var. Şehir içinde 13.84 yakıyor. Uzun yolda ise 9.8 yakıyor. 100 km'de. Gördüğünüz gibi arabanın kaputunun içinde hiç yer yok. Zaten farları değiştirirken bile bayağı zorlanmıştım. Bu arabanın bir de klima sorunu olduğunu düşünsenize nasıl tamir edeceksiniz? Aman aman, Allah göstermesin. Evet, dediğim gibi 93 alıyor. Premium benzinden alıyor. Zaten galonu çok pahalı onun. Bir de üstünü üstlük arabada yakıyor. Fiyat 500'deyken 20 dolarlık benzin alıyordum. O beni bir hafta götürüyordu. 20 dolar benzin bunu alıyorum. Beni 2 gün, 1,5 gün götürüyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi 5 ileri otomatik şanzıman. Zaten birazdan bunu size göstereceğim. Eğer arkadan itişli modeli olsaydı 7 ileri şanzıman olacaktı. Bu niye bilmiyorum. 5 ileri şanzıman. Bilemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum. Son dişlisi o kadar kısa ki, yani siz de anlayacaksınız. 100 km hızda 2500 devir çeviriyor. Ve o hızda, o yüksek devirde çevirdiği için de
Ben motorun sesini içeriye alıyorum. Yani anlayacağınız gibi arabaya 5 vites yetmiyor. Kesinlikle 6. ya da 7. vitesi lazım bu arabaya. İçeriye geçer geçmez harika bir rengi var. Direksiyon rengine kadar 5. Krem rengi. Tabi direksiyon rengi biraz solmuş. Yeni deri sipariş ettim. Bu direksiyondaki deriyi çıkartacağım. Komple renk tonu zaten 60 vaziyette. Bunu boyayamam da komple üstüne yeni deri girip onu dikeceğim. Yani merak etmeyin, buranın kaplamasını değiştireceğim. Direksiyon bile 5. Yani diğer siyah trim parçalarını denk gelmeniz, yani sinyal kolu, hız sabitleyici, far kontrol ünitesi, onun haricinde başka bir yer siyah değil. Bir de el freni butonu siyah. Başka hiçbir siyah parçası yok burada. Sinyal kolu, evet. Yani önceki arabamda fiyatta biraz daha uzaktaydı o. Şimdi bu da çok yakındaymış gibi duruyor. Hatta elim biraz fazla çarpabiliyor. Ve onun üstünde kullanmasına hasta olduğum bir hız sabitleyici var ki. Arkadaş, kullanması çok keyifli. Keyifli yapan şey ne? Arabada retarder var. O 303'lerde çıkan tak diye atıyorsunuz böyle motor freni. O ruhunuzu dinlendiren rötörden sesi var ya. Ona kadar olmasa da tabii. Ve çok zevkli. Gerçekten çok zevkli. Arkadaşlar tabii şaka yapıyorum. Motor freni falan yok. Sadece motor freni gibi hareket ediyor. Ondan bahsediyorum. Kapıya baktığınızda zaten gözünüze ilk çarpan şey koltuk pozisyonunu ayarlama. İleri geri, ön arka derinlik, sırt ayarı ve kafa ayarı. Ve 3 havzalı iki tarafta da var. Bel desteği de var ama manuel olarak. Bu tarafta. Anahtarımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir fiziksel anahtarı yok. Anahtarımızı soktuk. Fırt. Gar 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 gar. Oo. Gazı veriyorsunuz ya. Araba yapıyor. Nerede kaldık? Yan kapılar arkadaş. Yumuşak mıymış, yumuşak. Şuraya bakar mısınız ya? Sol tarafa baktık. Biraz daha aşağıya konumlandırılmış. Cam açma butonları. 4 cam otomatik. Burada gördüğünüz gibi kilidi var. Bagaj açma butonu da bu tarafta mevcut. Derince bir cebi var ama tabii bardaklık yeri yok. Far kontrol ünitesi var. Farınızı ayarlayabiliyorsunuz otomatik. Aynı zamanda arabayı park ettiniz diyelim. Solu ya da sağı ayrı olarak yakabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu sol için. Bu sağ için. Sis farlarımız mevcut. Önde ve arkada da sis farımız var. Bu sefer arkada da sis farı var değil mi? Bakın Amerikan arabası ama arkada sis farı var. Hemen bir altına bakıyoruz. El frenini bırakma mandalı var. El frenini tabii nasıl indiriyorsunuz? Hop şöyle zıt diye tekrardan el freni bu şekilde release edebiliyorsunuz. Yine bir havalandırma menfezi var. Bir tane havalandırma direkt cama doğru giderken diğer tarafı sizin ayarlayabileceğiniz bir şekilde yapılmış. Gerçekten kalın bir ağ sütunu var bu arada. Yani kör noktanız var. Orası çok kalın. Hem de ayna da oradan çıkmış. Görünmüyor evet. Bir dikkat ettiğim nokta ise diğer tarafa aynaya baktığınız zaman da o ağ sütunu aynanın bir kısmını kapatıyor. Yani şuradan belli oluyor zaten. Beyaz aydınlatmalı, güzel mi güzel göstergeler var. Ortada bir yol bilgisayarı var. En aşağıda konumlandırılmış saati gösteren, vites durumunu gösteren, bir de dışarıdaki dereceyi gösteren bir bölüm var. Tuhafıma giden bir şey. Yani şurasının da sert olduğunu düşündüm. Burası da yumuşakmış ama biraz sert yumuşak. Çok da yumuşak olmayan bir malzemeyle yapılmış. Tuşlara bakıyoruz. Koltuk ısıtma var. 3 kademeli koltuk ısıtması. Perdeler. Evet hemen bakıyoruz. Tuşa bastık. Sanat. ESP'yi açma kapama düğmesi bu şey burada mevcut. Arabayı açma kapama. Koltuk başlarını indirme. Buraya bir tane yan tuş yapmışlar ama yan tuşun şeyi duruyor. Işık bölümü var ama tuşun kendisi yok. Yine sağ tarafta da koltuk ısıtmamız mevcut. Multimedya geldik. Hiç kullanmadım. Nasıl kullanıldığını bile bilmiyorum. Bu multimedya sistemi değiştireceğim. Tek sevemedim. Arabada AUX yok. AUX kablosu sipariş ettim. Ama onun içinde birkaç tane işlem gerekiyormuş. Bu
torpidoyu açıp oradaki wiring harness'ı bulmaya çalışacağım. Eğer bulamazsam da bu kapı eşiğini mecbur çıkarmak zorundayım. Orada arayacağım şansımı. Yanında bir tane kaset oynatıcı var. Ama tabii ben bu kaset oynatıcısını da çalışamadım. Çalışmıyor. Onun haricinde derin bir torpidosu var. Evet. Ve içi halı kaplama. Harika bir dokusu da var. Hafızalı koltuk ve yine elektronik ayarlanabilir. Kafa ayarına kadar yapılabilir. Bir koltuk var. Yine çift yönlü kliması var. Biraz kullanımı bana zor geldi. Vites topuzumuz. Evet. Vites topuzumuz çok güzel. Böyle manuelmiş gibi duruyor. Deri ve krom detayı var. Comfort ve sport moda geçici bir tane tuşumuz mevcut. Arkadaşlar şuradaki detaya bakın. Tek kap tutucu gibi, tek bardak tutucu gibi gözüküyor değil mi? Bastınız. Hop çıktı. Hop. İki tane oldu. Kapatmak istediğiniz zaman da bir tur çevirdiniz. Sonra hop taktınız. Şurayı nasıl atlamışım ya? O kadar bütün duruyor ki. Çakmaklık burada mevcut. Evet burada aradım. Ne yazık ki ne AUX var ne USB var. Evet orta konsoluna gelirsek. İçi yine bir halı kaplı. Ama ne yazık ki herhangi bir fonksiyonu olmayan. Ne AUX çıkışı ne de herhangi bir USB'si olan bir torpidosu var. Burada da fonksiyonlu aynamız var. Kararma özelliği var. Tuşların topuğuna hayran kaldım. Burası da arkadaki ışık için. Dört yönlü bir sunroofumuz var. Aşağı, yukarı, ileri, geri şeklinde. Aslında bu sunroof olarak değil de moonroof olarak söyleniyor. Çünkü şu gördüğünüz cam arabanın dışından değil de tavanın üstünden değil de tavanın direkt içinden gidiyor. Bunu da elimizle kapatıyoruz. Şeffaf değil, tam renginde solid kapağı var. Yani şekilde elle açılıp kapanıyor. Burada da güzel bir ızgarası var. Aynı zamanda arabanın içini çok güzel yapan, geceleri arabanın içini çok güzel yapan şuradaki ışık. Buradaki ışık bu ön konsola yansıyor. Şimdi bir sürüşe geçelim. Gitmeye hazırız. Ebe vicdansız be. Ebe vicdansız. Daha yeni aldım benzini be. Of, hemen sarı ışığı yaktı arkadaş. Hemen yaktı. Direksiyonları çok ağır. Cruising. Yani salınıyor. Böyle akıp gidiyor ya. İşte bu. Arabanın sürüşü tamam sert. Ama araba o kadar yumuşak gidiyor ki böyle masaj yapıyor size. Resmen masaj yapıyor. Arkadaşlar sanırım Mercedes farkı da bu. Hayatımda ilk defa Mercedes'im oldu. Nereden bileyim? Canımı okuyan şey benzini. O kasislerden geçiyorum. Bakın. Bu arabayla kasisten geçmek zevkli oluyor. Şimdi 51'de sabitledim. Silindirlik bir araba. Yani bir zahmet gitsin artık. Bir de premium benzin alıyoruz değil mi? Yani. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni aldığım 2007 model Mercedes C280 ile karşınızdaydım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.